Bugün sizlerle birlikte Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'ndayız. Oo, tartışıyorlar. Taçlı turnaya bakıyoruz. Çek. Ay canım ya. Şuradakilere bakın. Ne kadar güzel. Küçücükler ama. Birbirlerini itekliyorlar. İnatçı keçiler. Su kuşlarının tamamı bu havuzlarda yaşıyorlar. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor değil mi midilliler? Evet, bir de burada gromi balığı varmış. Ama ben bunu ilk kez görüyorum. Çok değişik. Hey, ne yapıyorsun? Limon sarısülün. Çok güzel ya, saçlara bak. Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'ndayız. Evcil Hayvanlar Parkı 1997 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir park. Uzun süredir, yani pandemi kaynaklı tabii ki dış çekimlere ara vermiştik. Şimdi bundan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Sizlerle birlikte bu parkı gezeceğiz, size tanıtmaya çalışacağım. Ailenizle, yani çocuklarla ve büyüklerle gezebileceğiniz eğlenceli bir yer. Hadi gelin birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi giriş kapısındayız. Arkamda gördüğünüz gibi yol devam ediyor. Biz ilk önce sol taraftan başlayacağız. Zaten yani isterseniz sağ taraftan da gidebilirsiniz şu şekilde. Bir daire şeklinde düşünün. Etrafında hayvanların kafesleri ve bulunduğu bölümler var. Alt kısımda bir sürü hayvan var. Şimdi sırasıyla zaten bakarak size göstereceğim. İlk göreceğimiz, tahmin edersiniz ki, Ankara kedisi. İlerleyelim. Evet, onun kafesi burada. Gel şuradakine bakalım. Ay, çok güzeller ama. Bir tane de burada var. Pis, 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 pis. Ay, gözlere bak. Oo, tartışıyorlar. Pis, 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 pis. Şu kedi sanki biraz agresif, ha? Ay, diğeri de kızıyor. Evet, buradan devam edelim arkadaşlar. Kedilere ara verelim. Şu sol tarafımda yine bir çocuk parkı var. Onun yanında da bir kafes var. Onda da yine Ankara kedileri var. Arkadaşlar, havası güzel, temiz. Şehir içinde gezebileceğiniz güzel bir park olarak değerlendirebiliriz. Yine buradan dümdüz devam edeceğim. Sol tarafta da yine hayvan kafesleri var. Onlara bakacağız birlikte. Aşağıda bir şelale var. O tarafa doğru gideceğiz yine. Arkadaşlar, burada taçlı turnalar var. Ana vatanı Afrika olarak biliniyor. Ay, hiç hareket etmiyorlar. Kafasına bak. Taçları da güzelmiş. Taçlı turnaya bakıyoruz. Çek. Arkadaşlar, taçlı turnanın tam karşısında da tavşanlar var. Evet, şimdi onlara bakacağız. Bunlar kır tavşanı. Hadi.
Arkadaşlar, Taçlı Turna'nın tam karşısında bir bina var ve bu binanın içinde kuşlar var. Öncelikle gördüğümüz Kınalı Keklik binanın içine de gireceğiz. Oradaki kuşları göstereceğim. Şu an Kınalı Keklik'i görüyoruz. Bir tanesi içeride, birkaç tanesi de dışarıdalar. Şimdi binanın içine giriyoruz. Güzel restore edilmiş değil mi? Doğal ortama böyle bir ayak uydursun diye. Evet, burada Java ispinozu ve Hint bülbülleri var. Ben de Java ispinozunu ilk kez duyuyorum arkadaşlar. İlk kez görüyorum diyeyim daha doğrusu. Ay, ne minnoşlar, küçücükler. Evet, bir yan kafese geldik. Bir papağan. Aras Macav papağanıymış. Şimdi bakıyoruz. Aslında bildiğimiz bir papağan değil mi? Adını bilmiyorduk belki de. Ya da ilgilileri gerçekten biliyor olabilirler. Ne kadar güzelsiniz ya. Devam ediyorum. Yanındaki kafeste acaba ne var? İguana. Evet, bir iguana var burada. Evet, arkaya dönüyoruz. Burada da bir papağan çeşidi var. Şimdi yanındaki kafese geldik. Evet, geldik. Burada ne var? Kanarya. Kanarya biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin sembolüdür ve bir Fenerbahçeli olarak burada böyle kalabilirim bir süre. Ay, şu küçücük nasıl güzelsiniz. Ay, bak sarı. Süper. Gerçekten çok güzel. Kanarya güzelmiş. Burada kaldım ben biraz. Evet arkadaşlar, burada da Cennet Sevda papağanı. Evet, buradan iniyoruz aşağıya doğru. Burası iki katlı. Şimdi bir alt kata iniyorum tekrar. İlk önce üst kata çıktım. Şimdi de alt kata iniyorum ve solda ilk gördüğüm şey muhabbet kuşları. Sonrasında sultan papağanı. Evet, arkamızı dönüyoruz. Gri Jaco papağanı. Ve onun yanında Amazon papağanı. Evet, kuşları burada bırakıyoruz ve dışarı çıkıyoruz tekrar. Papağan da var. Arkadaşlar, kuşların olduğu binadan çıktık. Buradan aşağıya doğru devam edeceğiz. Yine farklı hayvanları göstererek size yoluma devam edeceğim. Aşağıda gördüğünüz gibi şelale var. Gerçekten çocuklar için, yani özellikle çocukları vurguluyorum çünkü en çok çocuklar bu tarz yerlerde mutlu oluyor ve neşeleniyor. Daha önce de gelmiştim ben buraya. Gerçekten güzel ve ferah bir alan. Karşımızda oturacağımız alanlar var.
Evet, burada da sülünler var arkadaşlar. Ay şunun rengi harika ama. Maşallah, çok güzel. Buradan devam ediyoruz. Yan kafeste tavus kuşu arkadaşlar. Evet. Acaba kuyruğunu bize gösterir mi tavus kuşu? Ne yapmamız gerekiyor bize göstermesi için? Tavus kuşu. Biz size şimdilik böyle gösterelim de. Açmadı tabii ki. Evet, buradan devam ederken şelalenin altından geçebileceğimiz güzel sevimli bir köprü var. Tasarımı güzel olmuş arkadaşlar. Bu şekilde gidiyoruz. Arkadaşlar şelalenin altından çıktık ve öncelikle su kuşlarına bakalım dedik. Ay önce ben şunu gördüm, kuğu var, kuğu. Ay çok güzeller ama. Kuğu var, ördek var, kaz var. Ama şunun yeşili çok güzel. Horoz var. Bayağı ötüyor oradan işte. Ben buradayım diye. Güzel. Manzarası çok güzel. Arkadaşlar tam bu konumdayken buraya kadar gezdiğim yerleri bir özetleyeyim. Sizin için de tekrar bir anlatım olsun. Giriş kapısından geldik. Dümdüz devam ettik. Ankara Kedisi'ni geçtim. Sonrasında geldim. Yukarıda taçlı turnayı görmüştük. Ondan sonra kuş evi vardı. Evet, şu yeşil olan da o kuş evi. Buradan tekrardan merdivenlerden inerek şöyle bir tur yaptım ve şelalenin altından geçerek buraya kadar geldim. Arkadaşlar su kuşlarının havuzu buradan aşağıya kadar uzanmakta. Biz şimdi düz yoldan soldaki hayvanlara bakarak devam edelim. İlk önce gördüğümüz tavuklar. Ama nasıl tavuklar? Horoz, şu horoza bir bakalım. Nasıl ihtişamlı değil mi? Evet, yanında devam edelim. Bir kanguru var orada. Çalı kangurusu, ana vatanı Avustralya. Ama yüzünü bize göstermek istemiyor sanırım. Kafesine saklanmış. Evet, göremiyoruz. Onun yanında beyaz tavus kuşu var. Kolyeli sülün var. Devam ediyoruz. Yanındaki kafeste koyunlar var. Koyunlar da içeri kaçmış. Neyse. Koyunlar da yüzünü göstermedi. Şöyle devam edelim. Koyunun yanında ne var? Bir kuş var. Ama deve kuşu. Deve kuşuna bir bakalım. Klasiktir. Kafasını şu an göremiyoruz. Eğmiş kafasını. Elini sakın uzatma, tamam mı? Buradan bir şey yapamazsın. Evet. Ne kuşu? Aa. Orada bir şey yap ya. Elini çek de bak şimdi. Kızım gel anne. Anne orada. Yok yok, korkma. Anne neden buradan fotoğraf çekecek? Fotoğraf çekecek. Ay canım ya.
Bak şimdi annenle de. Annen. Deve kuşunun yanından devam ediyoruz arkadaşlar. Yaban keçisi var burada. Aa, nasıl küçüksünüz siz. Zaten cüce yaban keçisiymiş. Ha, çok güzeller ama. Çok güzel. Yanında ne var? Ankara keçisi. Ankara keçisi var. Arkadakilere bakın. Ne kadar güzel. Küçücükler ama. Ankara keçisi. Merhaba. Evet, burada da siyah keçiler var arkadaşlar. Aa, şuraya geldiler. Evet, geldim. Çok güzeller. Çubuk kraker yiyorlar. Ay. Burada beyaz olan var. Birbirlerini itekliyorlar. İnatçı keçiler. Keçileri buradan bırakıp aşağıya doğru devam edelim. Sıradaki kafesi göstereceğim şimdi. Evet, burada da iki çeşit ördek var. Mandarin ördeği ve Karolin ördeği. Arkadaşlar, keçileri ve ördekleri geçtikten sonra bir çocuk parkı daha var. Şimdi bu su havuzunun, daha doğrusu şelalenin bitiminin diyelim, alttan görünümü. Ben aşağıya kadar geldim. Şimdi bir de buradan size göstereyim arkadaşlar. Yine kuğular burada. Angut ördek. Su kuşlarının tamamı bu havuzlarda yaşıyorlar. Buralarda kafesleri var. Girmek istedikleri zaman giriyorlar. Onlara ekstra kafes yapılmış. Horozlar, hindiler, işte güvercinler. Onları da eşlik ediyorlar burada. Evet, bu su havuzlarından şöyle tekrar sağa dönüyorum. İleride flamingolar var. Onları da göstereceğim size. Hey, flamingolara baksana. Hadi buradan gidelim biraz. Ama çok güzeller. Ay, flamingolar çok güzel. Anne. Anne. Bacaklarınız titriyor. Flamingoları ayırmışlar arkadaşlar kafesini. Burası da su havuzunun diğer tarafı. Arkadaşlar, su havuzlarının bitiminde deve var, midilli atlar var. Şimdi onlara bakacağız birlikte. Çocuğun bir söylediği söz, deve dev gibi. Bu tek örgüçlü bir deve. Evet, şimdi midilliler. Özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor değil mi midilliler? Ama çok... Aa, eşek! Eşek de var burada.
Ama çok güzel. Her renk var midilli. Şu beyaza bir bakın. Çok güzel değil mi? Çok yakışıklısın. Gel. Hey, kaçma. Seni seveceğim. Çok güzelsin. Çok güzelsin gerçekten. Evet. Hey, merhaba. Nasılsın? Evet, oraya sıkışmışsın biliyorum. Ama biz de seni merak ediyoruz. Her zaman göremediğimiz için buradasın. Arkadaşlar midillilerin yanında bir akvaryum var. Burada binanın içine gireceğiz. Küçük bir bina diyeyim daha doğrusu. Arkadaşlar akvaryumun girişi burası. Buradan gireceğiz içeri. Tabii biraz karanlık. Bu ciklet denen küçük balıklar vardır ya. Ya da çiklit artık hani. Tam telaffuzu neyse. Hop pirana balık pirana. Piranayı gördün mü? Burada ters yüzen var. İşte ters yüzen adı üstünde. Pirana balık. Bu ne? Pirana. Hop pirana. Evet yanındaki akvaryuma geldik. Burada da başka bir çiklit çeşidi var. Onun yanında tetra neon var. Minicikler. Çok küçükler. Çok küçükler. Yani görmekte zorlanabiliyoruz. Neon bir şey var ya onun gibi. Yanına geçtik. Melek var. Bakın. Hepsi birbirinden güzel. Güzel akvaryumları da güzel tasarım yapmışlar değil mi? Devam edelim aşağıya doğru. Evet ilk gördüğümüz akvaryumda yine melek var. Yanında dragon. Genelde mi yere mi geldik? He. Tam karşıda bir kaplumbağa var. Aynısı. Ay çok iyiler ama bunlar. Çok hareketliler. Çok hareketli, kıpır kıpır. Sırayla devam ediyoruz akvaryumlarda. Bir sürü balık çeşidi var arkadaşlar. Burada silver dollar var. Aa, şu çok güzel. Hey güzellik. Kaçma. Köpek balığına geldik. Oh. Devam ediyoruz. Bunların da adını ben koydum. Zebra balığı. B-
başka bir balık daha ama göze bir bakın, göze. Harika. Devam ediyoruz. Bunlar bizim bildiğimiz minik akvaryumlardaki Japon balıkları. Akvaryumun içinde tur atıyoruz. Geldik pirana balığına. Aslında o kadar da korkutucu değil, ne dersiniz? Tabii akvaryumun içinde olduğu için. Evet, bir de burada gromi balığı varmış. Ama ben bunu ilk kez görüyorum. Aa. Çok değişik. Hey, ne yapıyorsun? Sanki sinirli balık biraz. Evet, akvaryum bu şekilde arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, akvaryumun hemen yanında tavuk, horoz, bir de şuradan rahibe fizan varmış. Ben de onu ilk kez görüyorum. Size göstereyim. Bu şekilde yine kafesler var burada da, onları size kısaca göstereceğim. Bunlar astrologmuş. Hey sülünler. Doğanın güzelliği değil mi? Sülünlerin yanında onların yemiyle birlikte. Serçeler de buradan sepetleniyorlar. Çok güzeller. Kafasındaki tüy çok güzel. Ana vatanı Avrupa ve Polonya diye yazıyor. Bunlar da arkadaşlar Guinea Pig. Tavşanlar gibi değil mi? Limon sarı sülün. Ay çok güzel ya, saçlara bak. Saçlarını taramışlar mı senin? Şişt, yakışıklı. Hayır, o tarama falan değil. Harika görünüyor, bir bakın. Kendisi yapıyor. Evet arkadaşlar, bugün Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'nı birlikte gezdik, turladık. Sizlere tanıtmaya çalıştım. Kişisel bir yorum yapmak istiyorum. Gezerken çok çok yorulmadık çünkü alan küçük ve güzel tasarlanmış. Bir baktığınız kafese tekrar geri dönmek zorunda kalmıyorsunuz. Giderken yol boyunca yürüdükçe bütün hayvanları inceleyip gezip devam edebiliyorsunuz. Geldiğinizde kesinlikle pişman olmayacağınız bir yer. Özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Çocuklu olan aileler için söylüyorum. Havası temiz, dinlenebileceğiniz alanlar da var. Onları eğlendireceğiniz çocuk alanları da olduğu için ailecek gezebileceğiniz çok güzel bir hayvanat bahçesi diyelim. Bakım anlamında şunu söyleyebilirim. Genel anlamda güzel, temiz. Parkın içi de temiz arkadaşlar. Hayvanların kafes bakımları güzel yapılmış. Özellikle belirtmek istiyorum. Burası ücretsiz, belediyeye ait bir park. Arkadaşlar buranın konumunu zaten size açıklamada paylaşacağım. Ben de şöyle kısaca söyleyeyim. Keçiören Gazino'yu bilirsiniz. Oraya 500 metre yaklaşık öyle bir mesafede, şehir içinde gayet güzel tasarlanmış bir park. Sizler de ailecek rahatlıkla gelip gezebileceğiniz bir yer. Evet arkadaşlar, bugün Ankara'da gezilebilecek yerlerden birisi Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı'ndaydık. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.